Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar değerli izleyenlerimiz. Hoş geldiniz evimize, mutfağımıza. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık, güzellikler nasip eylesin. Ben soracak olursanız yine iş başındayım. Furkan'ın istediği sütü aldım komşudan. Biraz önce geldi, daha da sıcak sayılır. Yeni sağılmış. Süzülmüş kadın herhalde. Yine de ben şöyle bir diğer süzgeçten geçireceğim. Tencere almaz bunu. Düdüklü tencereye süzeceğim. Şöyle süzeyim. Buradan sütlacını yapacağım bugün. Sıçayla çabukça bir şey şimdi bu. Altı da için çabalayalım, çok az bir şey. Bulaşıklarımızı da görüyorsunuz. Yemek yedik, akşam yemeğimizi. Pişirdiğim bulaşıklar, yediklerimiz hep yıkanacak. Yıkanmadan önce de sütü halledeyim, ondan sonra bulaşığımı yıkayacağım. Buraya da damlatmışsın ocağı. Neyse, şöyle bir kafasını alayım da şimdi sileceğim. Bu şekilde suyu atalım. İçeriye götürelim. Sobanın üstünde bu kaynayana kadar ben de bulaşığımı yıkayayım, pirincimi yıkayıp hazırlayayım. Ondan sonra sütlacımızı pişirmeye devam ederiz. Götürelim içeriye. Sobayı da açalım. Ben orada uğraşana kadar. Evet, poşete atalım. Sobayı da şöyle açayım ben. Dedim ya, ben mutfakta işlerimi halledene kadar bu da burada inşallah kaynamaya başlar. Şu bardağı da alayım birden. Sütlaç yapacağım, bu konu istedi ya. Bulaşıklarımı yıkayayım, ondan sonra da burada şey de dursun bu. Bir şey dursun. Bakalım. Merhabalar tekrardan değerli izleyenlerimiz. Şunu da alayım. Soba tuttu bile. Evet. Sobamız yanmaya başladı, sütümüz. Ondan sonra da bulaşıkları yıkayacağım Burhan ben. Sütlacı yaparken devam ederiz. Tekrardan merhabalar değerli izleyenlerimiz. Sütüm kaynadı. Ben mutfakta işlemi yapana kadar şöyle çekersem Furkan'ıma. Kaynıyor süt. Pirincimi yıkayıp hazırlamıştım. Şimdi onu ilave ediyorum ben. Ayrıyeten kaynatmıyorum. Sütün içine atıyorum. Önceden yıkadım. Şöyle ilave ettikten sonra biraz pişene kadar bekleyeceğim. Şekerini öyle İndirmeye yakın atacağım. Benim bir tane şöyle küçük ölçek şeyim var. Şeker kabım var. Onunla bir pirinç atıyorum 5 kilo sütü. Gerçi birer bardak verdim bunlara. Süt kaynayınca Furkan'ın canı çekiyor sütü. Çok seviyor. İkisine birer bardak verdim. Ondan sonra ilave ettim şeyimi. Biraz sonra da şekerini koyacağım. Hani indirmeye yakın. O zaman devam edelim. Evet değerli izleyenlerimiz, sobada iyice ev yandı, bu pişemedi bir türlü, buraya getirdim. Burada da biraz ben içeri gittim kaynasın diye taşmaya gelmişmiş. Baksana taş yine çıkmış Furkan bu. Taş ince bayağı pişmiş, şöyle göstereyim size. Ben şekerini ilave edeceğim, ondan sonra biraz daha hani kıvamına gelene kadar kaynasın. 2-3 bardak şeker koydum ama şöyle koyayım, ondan sonra bakacağım. Furkan bunu çok tatlı seviyor. Ben şöyle ucundan çiğne bakacağım şekerini şurada. Hepsini atacağım. Gerekiyor.
3 bardak şeker vardı zaten. Biraz daha şekeriyle kaynayacak bu kıvamına gelene kadar. Ondan sonra sütlacımız hazır olacak. Tabaklara böleceğim. Kaseye bölsem daha çok oluyor. Kaseye bölmeyeyim, şeye böleyim. Tabaklara. Kaseye bölürsek çok olur bu. Şeker atınca da durdu kaynaması niyeyse. Pirinç atınca da öyle oldu, yıkanmış pirinci. Herhalde şey diyor, sütü mü soğutuyor, ne yapıyorsa. Birazdan devam edelim o zaman. Tamam, tabaklarımıza bölerken devam ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz, sütlacımız kıvamına gelmiş. Biraz daha hafif şöyle sulu gibi olsun diye ben iyice kaynatmadım. Tabaklarıma şöyle böleceğim bunu. Deminki dediğim gibi kaselere bölürsem daha çok olur. Bayağı bir uğraştırdı beni. İlk önce sobaya koyduk. Birazını, kalanını da, yarımını da burada tamamladık. İçimi bitirdim mi düdüklüyü de ıslatayım, suyundan doldurayım içini. Kabarsın sabaha kadar. Ya değilse yıkanmaz. Kenarına kadar çıkmış şey sütüm, Furkan. Ne? Kabarmış süt. Hı hı. Ben 5 kiloyu yapıyorum değerli izleyenlerimiz. Furkan girip çıkıp kaç yanan yer bunu. Size 2 bardağını verdik ya sütüm. Ne kadar eksilmiş. Her zaman tam yapıyordum. Bayağı saat geç oldu Burhan. Bundan uğraşacak diye. Akşamdan aldık ya. Kaseye de olursa ona koysam. Bağlanmadı. Bağlandı olmaz herhalde. Bu da fazla mı geliyor?
Fazla geldi. Tabaklara döperim. Tamam. Bunu da ıslatayım. Bakımız sıvı da oldu. Bu da soğumaya bırakalım bunu. Buharlanıyorlar. Kalabalığa da yarın devam edelim. Tekrardan merhabalar değerli izleyenlerimiz. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar. Yine akşam oluyor. Biz şöyle fırından dolaşalım istedik de dışarıda pek soğuk. Evet bugün burayı amcan geldi diyor, siz mi yaptınız? He biz yaptık. Burayı bir göster bakalım. Değerli izleyenlerimiz, bizim duvar işte kurgayma olduğu için yıkılmıştı. Kaynım gelmiş sağ olsun iltimine. Aşı yapmaya gelmişmiş bizim ağaca. Onu da burayı böyle İdarelik kaymış, Allah razı olsun. Kırık şu tuğlalarda sen al. Bunlar kırılmış. Badem var yukarıda. Dağdan diken getirmiş rüzgar. Nasıl esti de o gün evi alıp yere vuracak sandım ben. Ağaçlarımıza hepsine değil de bademe mi yapalım? Bodur bir badem var ya. İnşallah tutar. Kosterek yapmış buradan bak. Kosterek. Burada koşuyor. Kol geziyor çünkü ben hiç patates neyim ekemiyorum, götürüyor. Şunda da aşı vardı. İnekler o, kırmış, onu kestik. O tutmamış. Tutma değil, yapmış. Kırdılar. Kırmışlar mı? He. Hani ya yaptığınız ya? Daha uzakta mı? Daha uzakta. Karın soğuğu burada darlar yedi ama. Daha var. Zehir mi? Ama bunu sulayacağınız dedi Hüseyin amcam her gün. Bodur. Bak hani nasıl güzel görünüyor şey karlı bir koy. Etraf şöyle bir göster etrafı. Evet içeriye biz gidiyoruz. Furkan'la doğunduk. Dışarı pek soğuk. Gerçi yine amca anşeyi de çıkmış ama bak. Yulak. Yulak ekti kaynım buraya. Sen geç. Çok soğuk ya. Sanki kış yeni geldi. Şuraya da bağ getirmiş. Onu koymuş da babam gayrı iyice iyileşene kadar onu dikemez. Bağ çubukları budamış. Oraya toplu koymuş onları. Şurada yine herhalde burada tutmadı, bir tane vardı. Buraya her sene bir tane alıp dikiyor ama tutmuyor. İnşallah bunun yine dikmiş baban ameliyata gitmeden önce. Bay da budamış. Soğanlar da hazırlanıyor. Açmaya. Yazlık gülü soğuk almış herhalde yine. Daha ne? Çatlıyor ve hava iyi oldu mu yaz geldi zannediyor. Şey de soğuk almış bu kayısıyı. Çok soğuk ya, öyle bir şey gibi değil. Aşırı derecede soğuk. Şu tarafta da güneş var. Ama hava çok soğuk. Dün kar doluydu da eridi. Çamur bakalım her yanınızda nasıl dökülüp geliyor. Onlara gezmek mi? Balkon mahvoluyor. Her gün süpürüyor. Yine aynı. Gir gir aman diyeyim. Dışarıda video çekilecek gibi değil dışarı. Çok soğuk. Bir dakika çekemedik. Öyle soğuk ki dışarı. Herkese merhabalar değerli izleyenlerimiz. Nasılsınız inşallah? Ben soracak olsam ben biraz daha iyiyim bugün. Geziyorum arada, bir dolaşıyorum işte. Hatta şeyi merak ettim. Kardeşim bir şey yapmış olabilir. Dışarıya çıkma, soğuk. Bizi bile götürdü. Soğuk, soğuk. Senin ameliyatı daha iyi. Duramıyorum ama geziyorum işte arada. Çok şükür iyiyim bugün.
şu enfeksiyonları biraz düzeldikten sonra biraz daha iyiye gitti. Daha var hafif yara da, bacağında morluk, o da olacak herhalde. Ben doğumdum, Tugay'ı kucakladım gelince. O da yeni tutuyor, odun attıydım. Daha pek şey etmemiş. Dışarı var ya, acı zehirlenmiş. Furkan arada bir dersleri buraya getiriyor, bazen öbür odaya gidiyor. İnternetten derse gidiyor. Valla bizim masamız ortadan çıkartmaz. İşte kitapları koltuğun üstüne koymuş onları da, masanın üstündeydi. O öyle uğraşıyor, biz böyle herkesin kendine göre bir uğraşı. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler olsun. İki haftadır da Allah şey yapmasın, günah yazmasın, cumaya da gidemiyorum açıkçası. Hayır, i̇nşallah, işte ondan sonra inşallah ileriki zamanlarda yine devam ederim, ibadetlerimi yapamıyorum şu anda. İnşallah. Hani çok şükür iyiye gidiyor ayağımda. Şöyle. İyice fazla yüklenme. Geziyorum ama uzun süre durduğum zaman da yoruluyorum açıkçası, yoruyorum. Daha yeni dur bakalım be. Hani kan akışımı şey diyor, sıkışıyorum ne yapıyorsa ya da yeni damar mı oluyor ne yapıyor bilemiyorum onu. İyi ev sıcağımış, ben dışarı gittiydim. Aman Furkan gel kaçalım, ben doğum. Bir soğuk ki dışarı. Ya, ben az önce ben de bir koşarak gittim geldim oraya. Gitme, işim var. Yani hızlı bir şekilde gittim geldim. Karın soğuk herhalde ya, nasıl soğuk. Kardeşim aşıyı nasıl yapmış onu merak ettim de iyi biz olmuş. Biz de baktık geldik. Bana gösterdi nasıl yapıldığını da. Evet, ben Bodur ya o ya. Senin dediğin o badem bence Bodur. Bodur. Kendisi Bodur olabilir de aşı sivrilip yukarıya doğru gidiyor. Tamam işte isterse... hani sen büyümüyor diyorsun ya, o Bodur bence. Ama diktiğimden beri hep öyle. Bodur Bodur. Hani kendisi tutmuş ama iyi. Bodur bile olsa 5 seneye aşkın bir zamandır. Hani meyve ya meyve verecek, onda bir sıkıntı vardı. Ama yeşilleniyor işte, şeysi yok. Kurumadı da. Bize gelenler... İnşallah Hüseyin'in şeysi uzar, boyunu atar, yukarıya doğru gider. Bize gelen meyveler herhalde söyleme sahibi kısırlar. Hiçbirisinde bir şey yok mu? Meyvesi yok. Şu Kaysa da tek 2-3 hala görüyorum, o da yok oluyor. O soğuk alıyor. Ama soğuk almış, kararmış ki şimdi ne bekliyorsun? Hadi ondan ne meyvesi bekliyorsun? Ay benim kaynımın yani Hüseyin kaynımın tarafında nasıl şeyler oluyor burada? Hüseyin amcam burada toprağa baktı da bura kumsal bu toprak diyor, burada iyi olmaz. Ne kumsal da bura keş toprak dediler, şey boz toprak. Yani şey diyor da. Bir tane çamur yapmaya çalıştı da yapalım. Çamur ne oluşmuyor. Buranın düzeni yok. Hele bir suyu gördü mü var ya, aktan su geldiğinde ben bir şeyler ektiğimde kuruyandan alıverdim mi alıp gidiyordu. Şöyle oturmuyoruz. Biz, bizim oranın toprağı özlü dedi, bura özsüz dedi. Özsüz bura. Verimsiz hani toprağı. Toprak mıdır ne diyorlar? Kumsalmış ya, şu sahilde olur ya onun yani gibi aynı. O suyu hemen önüne bir setmeye koymaya çalış. Başka der. Topraklarda çimli böyle özlü oluyor, kalıyor da bunu yıkayıp geliyor. Bu gevşek ayrı bir toprak. Bir de bir iki karıştan sonra trem çıkıyor. Tremi birçok kişi bilir belki de. Sert katman. Ondan meyveler olmuyor bizim burada. Hiç kimsenin meyvesi yok yani. Düzenli bir meyve yok. Benim tanık arkadaşlardan, komşulardan falan diyorlar. Meyve dikeceksen kepçeyle açtır. O tiremi tamamen altına in. Ondan sonra dik diyorlar da. İnşallah ileride onu yapmayı düşünürüm. Mantıklı. Çünkü duvarım ne, nereden gelecekse onu belirleyip yerlerine, duvar diplerine düşünebilirim. Sebzeleri ben ekiyorum. Hani meydana gelene kadar zor. Açığa çıktıktan sonra sebzesi çok lezzetli oluyor bu toprağın. Hani salatalığı falan lezzetine doyum olmuyor yerkene. Hepsi öyle şeylerinin. Ama çok özlü değil. Ne özlü kadar? Değil. Bir de sıkıyor ya, çıkmıyor içine gittiğin zorla sulay sulay çıkarınca. Ondan sonra da şeysi iyi oluyor. Hani bakımından da olsa. Hani bedde attık, şey de yaptık. Soba tutmuş Furkan, donduk. Zor kaçtık içeriye. Şimdi odun attıydım. Kardan sonra şeye çekmiş demek ki. Ayaza çekmiş, soğuğa çekmiş. Tona çekmiş dışarı. Kışın bile böyle ayaz görmediydik. Dışa pek soğuk bugün. Olur be, normal. Belki ısıtıcı neyi donabilir. Çok soğuk. Yok o kadar değil ya. Var var. İnsan üşütüyor da o donmaz olur. Sen çıktığında biraz öğlen gibiydi. Şimdi akşam olmuş çok soğuk. Daha soğuk şimdi. Olur mu ya? Değişmiş Furkan'dan soğuk. Sert kadar oluyor fitrinden önce işte. Neyse bağlı. Ben azıcık kızındım burada. İçim donduydu dışarı çıkınca. Ceket ne almadım öylesine. Duvar ne çekmişler? Furkan'dan gezdik. Yıkılan. Hani tavukçucuk girmeyecek kadar yapmış, Allah razı olsun. Eline sağ ol. Kardeşim gelmiş oradan yardımcı olmuş aşağıya duvara ne? Sağ olsun. Zaten bir gün önce yıkıldıydı. Ertesi gün duvar aşağıya gelince çekmiş. Ben zaten beceriyorum. Dedim şu bir şeyim var, bademim var. O dedim hiç büyümüyor. Ona bir değişik badem uygulasak dedim de onu getirmiş sağ olsun. Bağaç bu getirmiş. Onlar da sen iyileşene kadar dururlar. Ona koymuş şeyin içine toprağa. Parmak uzun getirmiş. Onları tutarsa... Onun şişteyi bitmiş ama bu şeydi arada. Yulafı.
Şiğne, yaş iğne iyi bitmiş. Karın iyiydi. Neyse değerli izleyenlerimiz. Sizin de fazla kafanızı ağrıtmayalım, tutmayalım. Hepinize tekrardan hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hayırlı akşamlar, selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler olsun hepinize. Hoşça kalın.